Peki son yılları çok zor geçirdim ama artık bu yıl daha rahatlayıcı bir zaman dilimine gireceğim ya da girecek burçlar var mı? Var. Hangi burç? Kova özellikle. Ben hala kendi burcumu bekliyorum. Yaylar için çünkü zor bir sene değil ya, 2023 Değil senesi. miydi? Birazdan böyle tık tık bir şey Tabii, bahsederken detaylı bir anlatacağım. Şekilde soracağım zaten, merak Bence ettim. Kovalar için bir oh çekecekleri Gerçekten bir mi? Sene olacak. Kova. 2023 senesi Kova ve yükselen Kovalar için özellikle. Hatta şöyle söyleyeyim, Kova, Aslan ve yükselen burcu bu olanlar için diyelim. Çünkü Kova ve Aslan gökyüzünde karşı karşıya duran burçlardır. Satürn çünkü Kova'daydı. Karşıt burç olan Aslan'ı da tabii ki ister istemez etkiledi. Satürn'ün balık burcuna geçeceği zaman 7 Mart itibariyle aslında Kova ve yükselen Kovalar, Aslan ve yükselen Aslanlar son 2,5 senedir üzerlerinde adeta kocaman bir kayayla yaşıyormuş gibi hayatı geçirdiler. İşte bazıları özgürlükleriyle belki sınandılar, sorumluluk aldılar ya da istemedikleri belki sorumlulukları almak durumunda kaldılar. Yoruldular, ayağında bir zincirle hareket ediyormuş gibi bir yaşam vardı onlar için. Artık bitiyor. Çünkü Satürn bir daha Kova burcuna 29 sene sonra gelecekler. O yüzden geç. Kovalar, Aslanlar, yükselen burcu bu olanlar bir 29 sene artık Satürn hani en azından bu anlamda onları çok rahatsız etmeyecek. Bence gayet güzel. Bence de çok güzel bir haber verdiniz bu burç içerisinde olanlar için. Peki şunu da çok merak ettik. Şimdi bu yıl biraz daha zorlanacak. Eyvah, bu yılı çok... Şimdi güzel şeylerden bahsedelim dedik ama bunlara da değinmek gerekiyor. Çok zorlu geçirecekler. Dikkat edin dediğiniz bir burç var mı? Var, burçlar balık. Var mı? Balık. Balık. Balık ve yükselen balıklar. Çünkü Satürn balığa geçiyor. Satürn. Yani aslında kovaların son 2,5 senedir yaşadığı aslında bu sorumluluk duygusu ve büyüme süreci diyelim biz buna, hani en tatlı haliyle balıklara geçiyor tabii ki. İster istemez balıklar için ve başaklar için, çünkü karşıt burçlar onlardan. Balık, başak ve yükselen burcu bu olanlar için Satürn'ün bu burçta seyahat etmesinden dolayı onların büyüme, olgunlaşma, sorumluluk alma, kendini genişletme, Eyvah. Ben böyle söyleyeyim, siz bana böyle başak, bakıyorsunuz. Balık, başak dikkat edin. Yükseleni boğa olanlar dikkat edin. Çok zorlu bir sene. Yok, yükselen boğalar için değil. Yükselen boğa değil mi? Hayır. Ha, onu yanlış anladım balık, o zaman. Balık, başak ve yükselen burcu bu olanlar için büyüme, pardon, olgunlaşma, tamam, sorumluluk alma, Satürn'ün getirdiği. Belki birazcık kısıtlanma, az kaynakla çok iş yapma senesi olacak onlar için. Biraz hani onlar birazcık daha detaylı bu Satürn'e şey yapacaklar, sınanacaklar açıkçası. Peki o zaman şunu da merak ediyorum. Şimdi parayı, zenginliği bulacak burçlar. Ya zengin olabilecek miyim? Para konularında nasıl, şanslı bir döneme girecek miyim? Dediğiniz burç var mı? Var. Mesela koçlar. Koçlar. Çünkü Jüpiter onların para ve finans alanlarına geçecek. Mesela koç, terazi ve yükselen burcu bu olanlar için 2023 senesi finans anlamında böyle rahat, böyle iyi bir sene olacak onlar için. İyi kazanacaklar. İşte kendi işlerini kurarlar, iyi para kazanırlar. Kendi işleri vardır, büyür işleri, terfi ederler. İşte maaş da zam alır, daha iyi maaşlı bir işe geçer. Hani böyle maddi anlamda böyle gayet böyle keyifli bir sene olacak onlar için. Peki parayı bir kenara bırakalım, duygusallık diyelim. Aşkı kimler bulacak? Aşk bakalım kimler olabilir? Aşk özellikle... Ya da evlilik de diyebiliriz. Yükselen oğlaklar. Yükselen oğlaklar. Evet, yükselen oğlaklar için, aşk için bence çok şahane bir sene olacak. Hayatlarının aşkıyla karşılaşabilirler. Yine aynı şekilde çocuk vesaire bu konular için de şanslı bir dönem olacak. Sadece yükselen oğlak da demeyelim. Aslında yükselen akrepler için de uzun süreli ilişkiler, işbirlikleri, evlilik özellikle. Mesela önümüzdeki sene boğalar, akrepler, oğlaklar, bunların böyle evlilik senesi olacak 2023 senesi. Öyle mi? Peki bir de şöyle bir olay da vardır ya, doğru mu bilmiyorum, biliyorum bilmiyorum ama size sormak isterim. Hani belli evlilik tarihleri vardır. Bu tarihlerde yaparsanız işte daha mutlu olursunuz gibi, yanlış mı biliyorum bilmiyorum ama Yok. Evlilik için doğru tarihler var mıdır, nelerdir bu doğru tarih? Konu bende. Öyle mi? Dikkat dinliyoruz o zaman sizi. Konu bende. Şimdi öncelikle ben 2023 senesiyle ilgili bazı böyle önemli zamanlar var. Onlardan bunları bir not almalarını izliyorum bizi izleyen seyircilerimiz. Merkür'ün geri hareketli olacağı tarihler. Çünkü bu tarihler anlaşmalar, sözleşmeler, işbirlikleri, elektronik alet almak, dijital alet almak için uygun bir zaman değil. Yeni bir iş veya yeni bir projeye başlamak için de uygun bir zaman değil. Ve evlilik için de uygun bir zaman değil bu arada. Merkür'ün geri hareketli olacağı zaman
2023'te bir kere bir 18 Ocak'a kadar, 1 Ocak 18 Ocak arası önemli. Daha sonra 21 Nisan ile 15 Mayıs arası yine oldukça önemli. 23 Ağustos ile 15 Eylül arası yine böyle oldukça önemli. Yine Merkür'ün geri hareket edeceği tarihler çünkü. Ve 12 Aralık'tan başlayıp yıl sonuna kadarki süreç yine böyle önemli. Şimdi peki evlilik için güzel zamanlar, iyi zamanlar hangileri? Hemen onlardan da böyle birazcık bahsedeyim size. Mesela evlenmeyi düşünüyor iseniz 8 Şubat bence çok güzel bir zaman. Güzel bir zaman. 19 Şubat bence tatlı bir zaman. Güzel bir zaman evlilikle ilgili. Yine 2 Mart artı eksi 2 gün. Efendim evlenmeyi düşünenler lütfen bu tarihleri not bence alsın. Olabilirler. Bunlar öylesine belirlenmiş tarihler değil. Bu tarihler ekstradan da estetik ve güzellik için de uygun tarihler bu arada. Çok önemli. 2 Mart artı eksi 2 gün yine güzel. 19 Mart ile 11 Nisan arası Venüs'ün Boğa'da seyahat edeceği zaman hem estetik ve güzellik için hem de evlilik için güzel bir zaman. 7 Nisan günü Venüs-Neptün arası güzel bir açı olacak gökyüzünde. Yine evlilik ve estetik güzellik için şahane. 26 Mayıs günü yine keza Venüs ve Uranüs arası da güzel bir ondan sonra etkileşim olacak gökyüzünde. Yine böyle hem estetik hem güzellik hem de evlilik için çok güzel bir zaman. Yine 22 Ekim günü artı eksi 2 günlük süreç Venüs ve Jüpiter arasındaki güzel açıyla evlilik ve estetik için güzel bir zaman. 31 Ekim yine artı eksi 2 günlük zaman. Yine Venüs-Uranüs arasındaki güzel bir açıdan yine böyle evlilik ve estetik açısından güzel. 8 Kasım ile 1 Aralık arası Venüs'ün terazi burcunda seyahat edeceği ilişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar, işbirlikleri, evlilik ve yine estetik ve güzellik için güzel. Ve son olarak 6 Aralık artı eksi 2 gün Venüs'ün Satürn'e yapacağı güzel ondan sonra kontakla birlikte uzun süreli ilişkiler, işbirlikleri, anlaşmalar ve ortaklıklar için güzel bir zaman. Oo, ne güzel. Evet, bu tarihlere dikkat etme. Ben de not ettim bir yandan. Ne olur ne olmaz diye en azından bilgimiz dahilinde olsun dedim. Şimdi burçlara geçelim mi? Geçelim. Merak ediyorum çünkü hangi burcu neler bekliyor özellikle. Peki. Şöyle tek tek başlayalım. Ben şöyle anlatacağım burçları. Buyurun. Şanslı alanlarından bahsedeceğim. Tamam. Sonra da dikkat etmeleri gereken noktaların ne olduğundan bahsedeceğim. Tamam, süper. İkiye böleceğim. Yani hem biraz zorlanacakları hem de biraz fırsat ve şans edecekleri zaman deyip böyle bir toparlayacağım burçları. Peki. İzninizle. Bu arada tabii ki süremizde hatırlatayım çünkü fazla burcumuz var. Evet. Yaklaşık bir herhalde arkadaşlar yanlışsa uyarırlar. Bir herhalde 15-16 dakika. Ben hallederim. Konu bende. Halleder misiniz? O zaman size bıraktım konu. Peki şimdi koç ve yükselen koçlar için 2023 senesi finans ve para anlamında çok şanslı, ekonomik anlamda iyi kazanacakları bir sene, para anlamında bolluk, bereket ondan sonra onlarla birlikte olacak koç ve yükselen koçlarla. Ama dikkat etmeleri gereken konu şu koç ve yükselen koçların, birazcık böyle psikolojik anlamda zorlandıkları konu ne ise hayatlarında, korku, endişe, kaygı, bir takım rahatsızlıklar da belki olabilir. Bunları tedavi etmek, destek almak, profesyonel destek almak açısından önemli bir sene olacak. Onları birazcık da psikolojik anlamda zorlayacakları bir sene olabilir. Koç ve yükselen koçları. Boğa ve yükselen boğalar, ilişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar, işbirlikleri, evlilik konusunda şanslı bir sene olacak onlar için. Boğa ve yükselen boğaların zaten Jüpiter burçlarına geçiyor. Jüpiter 12 senede bir ancak gelir Boğa burcuna. O yüzden yani 12 senede bir elde edebilecekleri fırsatlar ve şanslar senesi gibi düşünebilir boğalar aslında. Gayet böyle şanslı ve gayet iyi. Ama tabii ki sınavları onların dikkat etmeleri gereken alan sosyal ilişkiler olacak. Arkadaşlıklar, dostluklar, burada artık işe yaramayan sosyal ilişkilerin biteceği, böyle arkadaşlıklar ve dostluklar konusunda da sınavlar verecekleri bir sene olacak 2023 senesi. Peki. İkizler ve yükselen ikizler burçları ise onlar için fırsatlar yurt dışı ve yabancılarla ilişkili konularda gelecek ya da ruhsal konularda, psikolojiyle ilgili konularda daha böyle şanslı ve bereketli bir zaman olacak. 2023 senesi ikizler ve yükselen ikizler için aynı eğitimle ilgili konularda da çok iyi olacak. Dikkat etmeleri gereken konu sorumluluk alacakları, büyüyecekleri, belki de birazcık da olsa kısıtlanacakları alan kariyer olacak. İşle ilgili konularda kendilerini yeniden yapılandırmaları gereken, kendilerine belki de çeki düzen vermeleri gereken bir sene olacak 2023 senesi ikizler ve yükselen ikizler için.
Yengeç ve yükselen yengeçlere şöyle bir baktığımız vakit ise önümüzdeki sene onların şanslı alanları arkadaşlıklar ve dostluklar olacak. Acayip böyle arkadaşlarından, dostlarından fayda görecekler. Yeni tanışacakları insanlar onlara harika kapılar açabilir. İş hayatından kazandıkları para da artacak yengeç ve yükselen yengeçlerin. Ama dikkat etmeleri gereken, kendilerini büyütmeleri gereken alan ise yurt dışı ile ilgili ilişkiler, yabancılarla yapılacak olan işler, hukuki konular. Bu konularda birazcık daha dikkatli ve temkinli olmaları gereken, yine böyle eğitimle ilişkili konularda da biraz böyle sorumlulukları artacakmış gibi duruyor yengeç ve yükselen yengeçlerin. Aslanlara geldiğimiz vakit ise onların... Yoruyoruz sizi böyle ama... Ne olacak yani, benim işim bu sonuçta. Biz çok sevindik o zaman. Aslan ve yükselen aslanların ise onların şanslı zamanları, şanslı alanları 2023'te kariyer, altın gibi parlayacaklar. İş konusunda çok şahane. Hatta bazı aslanlar ünlü, fenomen hani de olabilir bu arada. Öyleymiş, çok ön plana çıkabilir. Pek çok aslan heyecanlanmıştır. Ondan sonra çok böyle güzel ve keyifli iş ve kariyer konusunda iyi bir sene olacak aslan ve yükselen aslanların. Tabii ki onların da dikkat etmeleri gereken noktaları yok mu? Elbette ki var. Birazcık böyle krediler, borçlar, ödenmesi gereken tutarlar, para harcamaları, faizler, biraz daha bu konularda dikkat etmeleri gereken bir sene olacak. Biraz bu konularda kendilerine çeki düzen vermeleri gerekecek açıkçası aslan ve yükselen aslanların. Başaklara geldiğimiz vakit ise onlar için şanslı alanlar 2023 senesi içerisinde yurt dışı, yabancılar, uluslararası işler, akademik konular, eğitimle ilişkili konular, her türlü ticari ilişkilerde şanslı. İyi bir süreç bekliyor. 2023 senesi bekliyor onları. İşte sınavlara gireceklerse eğitime girip çok rahat sınavları kazanabilirler. Akademik anlamda kariyer düşünüyorlarsa yapabilirler. İşte ticari anlamda yabancılarla ilişki kurmak istiyorlarsa ve bu alanda yatırımlar yapmak istiyorlarsa gayet böyle iyi ve bereketli bir sene olacakmış gibi duruyor Başak ve yükselen Başaklar için. Ama dikkat etmeleri gereken konu ise ilişkiler, ortaklıklar. Eğer evlilerse ve ortaklıkları varsa özellikle sınavlardan ve testlerden geçebilir. Eyvah. İlişki veya ortakların sağlamlıkları testten geçebilir özellikle. Ama şöyle bir şey de var. Aslında yine özellikle bunu Başak için bir parantez olarak açıyorum. Satürn evlilik alanlarına girecek. Evlilikle de büyüyebilirler. Öyle evliliğin mi? Sorumluluğunu almayı yani özellikle öğrenebilirler. Ben Satürn'ü duyduğumda bir tedirgin oluyorum açıkçası. Evlilik alanına girecekse eyvah, bir olgunlaşma olacak ama. Olgunlaşacak onları. Olgunlaşacaklar. Biz aramızda öyle konuşalım. Öyle konuşalım biz. Olgunlaşacaklar. Şimdi terazilere geldiğimiz vakit ise 2023 senesi içerisinde terazilerin şans ve fırsat alanları, başkalarına ait işte böyle tutarlar, krediler, borçlar, bu konularda mesela borçları vardır çok rahat öderler. Bir kredi ihtiyaçları vardır, düşük faizli falan çok rahat kredi bulurlar. İşte atıyorum miras konuları vardır, alacak verecek konuları vardır, bunlar çok rahat bir şekilde çözülür. Yatırım yapacaklardır, kaynak arıyorlardır, finansör arıyorlardır, bunları çok rahat bir şekilde bulabilirler. Bu anlamda şanslı ya da ortaklaşa iş yapıyorlardır, ortaklaşa işlerden elde ettikleri gelirler artabilir. Böyle onlar için, böyle terazi ve yükselen teraziler için bu anlamda güzel bir zaman. Peki dikkat etmeleri gereken bir alan yok mu? Var. Sağlıklarına dikkat edecekler. Özellikle bağışıklık sistemleri, ayaklara ve bağışıklık sistemine özellikle birazcık daha dikkat etmeleri gerekiyor. Terazi ve yükselen terazilerin bu anlamda önemli bir sene olacak. Gündelik hayatı yönetmek ve kişisel sağlık aslında her şekilde dikkat etmeleri gereken alan olacakmış gibi duruyor. Akreplere geldiğimiz vakit ise 2023 senesinde akreplerin şanslı alanları ilişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar ve işbirlikleri olacakmış gibi duruyor açıkçası. Bir su alayım hemen. Tabii ki, tabii ki. Bu arada şunu da merak ettim şimdi. Sizin burcunuz ne? Ben Boğa yükselen akrebim. Boğa. Şanslı dönemdesiniz. 2023 inşallah bu anlamda böyle güzel bir sene olur. Akrep ve yükselen akrepler, evlilik, ortaklıklar, işbirlikleri ve anlaşmalar konusunda bence böyle çok böyle şahane, güzel bir sene olacak onlar için. Evlenebilirler, böyle çok böyle iyi para kazanabilecekleri ortaklıklar kurabilirler. Dikkat etmeleri gereken alan ise aşk hayatlarında sorumluluk almayı öğrenecekler. Hamile kalabilirler, çocuk sahibi olabilirler. Burada büyüyebilirler özellikle. Ama mesela borsa morsa gibi yatırım alanlarında hayallerin peşinde koşmamaları gereken bir zaman olacakmış gibi duruyor akrep ve yükselen akrepler için. Yaylara geldiğimiz vakit ise, yani sizin benim burcunuza. Benim burcum. O yüzden torpil iş, geçersiniz. Yayların özellikle 2023 senesinde her şeyden önce kariyer açısından çok bereketli, çok şanslı. İş anlamında büyüyecekleri, daha fazla toplum önünde görünecekleri, sağlık anlamında şifayı çok daha rahat bulacakları,
Böyle çok böyle iyi bir süreç bekliyor yay ve yükselen yayları özellikle. Dikkat etmeleri gereken alan ise ailevi konular, ev yuva ile ilişkili konularda taşınma, yer değiştirme ya da aileyle ilgili sorumlulukların belki birazcık daha artacağı bir sene olabilir yay ve yükselen yaylar için. Oğlaklara peki. baktığımız vakit ise oğlakların fırsat ve şans alanları aşk, ilişkiler, çocukla ilişkili konular, yatırımlar, borsa gibi alanlarda belki yapacakları yatırımlar olabilir. Bu konularda acayip böyle şanslı bir süreç bekliyor onları. Çok böyle bolluk, bereket bu anlamda iyi fırsatlar ondan sonra bekliyor oğlak ve yükselen oğlakları. Peki hangi alanda biraz sorumluluk alacaklar? Eğitim konusunda. İşte atıyorum komşularla ilişkiler, kardeşlerle ilişkiler, akrabalarla ilişkiler konusunda biraz onlara sınavlar bekliyor diyebiliriz. Kovalara geldiğimiz vakit ise kovaların fırsat alanları gayrimenkul, ondan sonra toprak, arsa, araba, ailevi konular, yer değiştirme, taşımayla ilişkili konularda acayip şanslı bir sene bekliyor onları. 2023 senesi sorumluluk alacakları alan ise finansal konular olacaktır. Paralarını doğru yönetmeyi, doğru idare etmeyi, doğru bir şekilde yatırım yapmayı, parayı doğru bir şekilde kullanmayı öğrenecekler. Finansal konularda testten geçebilir kova ve yükselen kovalar. Ve son burcumuz olan balık burcuna geldi balık sıra şimdi. Balık burcu gelelim, balığa evet. Balık ve yükselen balıklar 2023 senesi içerisinde fırsat alanları eğitim, satış, pazarlama, reklam, halkla ilişkiler, ticari ilişkiler, internet, dijital konularda acayip böyle fırsatların ve şansların bol olduğu bir 2023 senesi bekliyor onları. Ama tabii ki Satürn onların burçlarına gireceği için hayatlarını sıfırdan yapılandıracakları, hayatın doğru noktasında mıyım, doğru bir yerde miyim, doğru işte miyim, doğru ilişkide miyim, hayatı çok derin bir yerden sorgulayıp ve hayatlarını yeniden yapılandıracakları her anlamda bir sene olacak 2023 senesi içerisinde. Evet, bütün burçları Dinçer Günler sizler için yorumladı efendim. Haliyle hep herkes çok merak ediyordu. Acaba 2023 yılında neler bekliyor bizi? Zorlu bir sene geçirdik aslında her anlamda dünyada. Ekonomi anlamında geçirdik, sağlık alanında geçirdik. Ne pek çok ki. Anlamda sınandık aslında. O yüzden sınandık. Aslında güzel yine gelişmeleri sınavlarımız duymak istiyoruz. Var yine ama yine hani, var tabii ki. Var ama hani hayat devam ettikçe, nefes aldıkça o sınavlar maalesef bitmiyor. Tabii. Ama en azından güzel gelişmeleri de gerçekten duymak istiyoruz. Çünkü bu anlamda gerçekten dünya olarak çok fazla sınandığımızı düşünüyorum. Peki şunu da merak ettim şimdi. Bu yıl özellikle böyle büyük değişimler yaşayacak dediğiniz belki öncesiyle şimdiki arasında değerlendirdiğinizde büyük değişimler yaşar bu burçlar dediğiniz burçlar var mıdır acaba? Var, kova. Kova. Kova ve aslan. Çünkü Plüton kovaya geçeceği için Plüton çünkü çok büyük değişim ve dönüşümlerle bir düzeni yıkıp yeni bir sistem ve düzenin oluşmasıyla ilişkili olduğu için kovalar, aslanlar için böyle bambaşka bir yıl olacak 2023 senesi. Yani tamamen hayatlarını yok edip yani dümdüz edip yepyeni bir düzen ve sistem kuracaklar aslında. Çok büyük değişimler bekliyor onları. Plüton öyle bir şeydir çünkü yani atıyorum ani bir kararla ben yurt dışında yaşayacağım deyip ondan sonra yurt dışında bir hayat kurabilirler mesela durup dururken. Ya da işte atıyorum büyük değişimler bir iş olabiliyor yapıyordur, aslında. Bir uzmanı olduğu bir iş vardır ama der ki ben artık pastacı şefi olmaya karar verdim diyebilir. Böyle radikal değişiklikler, böyle radikal büyük adımlar. Peki sağlık konusunda şimdi bizi izleyen parayı konuştuk, aşkı konuştuk, evliliği konuştuk, pek çok şeyi konuştuk, değişimleri. Acaba sağlık konusunda dikkat etmesi gereken burçlar var mı? Şu burçlar daha dikkatli olsunlar bu sene. Belki onlar için daha zorlayıcı ya da bir sınav niteliğinde olabilir dediğiniz var mı? Şöyle, tabii ki Satürn'ün yani balık burcundaki seyahat ettiği dönemde balık, koç, teraziler. Terazi ve yükselen terazilerin belki birazcık daha sağlıkla ilgili konularda 2023'te dikkat etmesi gerekebilir. Aynı şekilde koç ve yükselen koçlar diyor. Satürn onların birazcık daha psikolojik sağlık alanında seyahat edecek çünkü. Teraziler, koçlar biraz daha sağlık konusunda dikkat etmelerinde fayda var 2023 senesi içerisinde. Peki çok merak ediliyor mu bunlar? Yani çok soruluyor mu? Özellikle yeni yıla girerken herkes çok konuşur ya bunları. Bir yıl aslında içerisinde işte alışırız bazı şeylere ama yeni yıl sanki her şey değişecekmiş gibi. O yılbaşı akşamı her şey değişecekmiş gibi. Tabii ki hiçbir şey değişmez. Halbuki hiçbir şey değişmiyor. Yatıyoruz kalkıyoruz aynı hayat devam ediyor. Aynı sorunlarla yüzleşiyoruz tekrar. Aynı işe gidiyoruz. Ama hep 2023 yılı yeni bir başlangıçtır ya o yüzden... Beklentiler vardır bu yönde muhtemelen. Ya şimdi şöyle aslında tabii ki değişiyoruz aslında. Çünkü yaşadığımız her olay bizi psikolojik anlamda
iyi veya zorlu bir şekilde etkiliyor. Bir tecrübe kazandırıyor bize. Bu da bir değişimi tetikliyor aslına bakarsanız. Değişim hep oluyor. 2023 senesinde de elbette ki olacak. 2023 senesi aslında sizinle konuşmaya başlarken dediğim gibi Plüton'un mesela Kova'nı geçmesi. Şimdi Plüton jenerasyon gezegeni. Jenerasyon gezegenleri aslında kuşaklar arası değişikliği bize anlatıyor. Aslında Kova'ya geçmesiyle birlikte artık kuşaklar arası uçurumun çok daha fazla artacağı bir senenin olacağını bize gösteriyor. Ve artık biz ciddi ciddi böyle Kova'nın çağına aslında giriş yaptık ve bunun daha da derinleşeceğini gösteriyor. Yani tamamen uzayla, teknolojiyle, bilimsel gelişmelerle, DNA ile, teknolojiyle, hani bunlarla örülü ve daha da fazla dijitalleşeceğimiz birçok anlamda hem sağlık, hem teknoloji, hem ekonomi bir yıla giriyoruz. Yani dediğim, az önce de söylediğim gibi, bence artık ışınla bizi sıkati deyip böyle 10 sene içerisinde kendimizi böyle gerçekten de Ay'da, doğru, Mars'ta, Venüs'te görürsek şaşırmayalım. Doğru, konuştuğumuz konular da artık giderek bu konulara dönüyor zaten. Dünya zaten oraya doğru evriliyor. Belki de her hafta, her gün Elon Musk'ı konuşmamızın da en büyük nedenlerinden biri bu. Tabii mu? Ki. Olabilir mi? Ama mesela 2023'te işte atıyorum Jeff Bezos gibi, Elon Musk gibi isimlerin artık dünya sahnesinde tekel olma halinden çıkacağını gösteriyor. Bence isimler değişiyor. Artık isimler değil, tekerlik değil, grupları konuşacağız biz artık. Öyle mi? Nasıl mesela? Biraz daha açabilir miyiz? Yani artık biz böyle Trump, Elon Musk ya da liderlerden bahsetmeyip daha farklı gruplardan bahsedeceğiz. Nasıl? Evet, olacak? Yani daha böyle belki de teknoloji gruplarını konuşuyor olacağız. Yani, yani teknolojinin gücünü elinde tutan özel isimleri değil, o teknolojiyle ilgili artık topluma ve dünyaya faydalı işler yapan grupların ve ekiplerin isimlerini konuşuyor olacağız aslında. Çünkü bu tekel bir taraftan da kapitalizmi de çok besleyen bir şey. Ama 2023 senesi Plüton'un Kova'ya ve Satürn'de balığa geçmesiyle birlikte özellikle artık bu kapitalist sistemin de artık iyice böyle aşınmaya başladığı, aşındığı aslında, ki bunu en dip noktasını yaşadık biz 2022 senesinde aslında bakarsanız. Artık çok ciddi bir ekonomik anlamda da büyük bir değişim başlıyor aslında 2023 senesinde. Biz de çok merak ediyoruz o değişimi. Değişime ihtiyacımız var aslında. Var. Ruhumuzun yenilenmeye, nefes almaya, farklılaşmaya ihtiyacımız olan var. Değişim her neyse gelecek. Biz bu değişimi yaşayacağız. Oh, ülke olarak da yaşayalım, insan olarak da yaşayalım, dünya olarak da yaşayalım bu değişimi. Plüto Kova bunu yaşatacak bize. Peki, o zaman bunu da göstermek istiyorum. Hayır, aynı zamanda. Ederim. Efendim, Dinçer Güner'in 2023 zamanlamanın gücü, değişime hazır mısınız diyor. Evet. Şöyle bir yakından gösterelim, arkadaşlarımız da görsün. Bize biraz bundan bahseder misiniz? Yaklaşık bir dakikamız kaldı. Tamam, ben söyleyeyim. Az önce vermiş olduğum önemli evlilik ve esirlik tarihler olduğu gibi gün gün astrolojik anlamda bizi ne etkileyecek? Onlardan bahsediyor. İşte hangi adım atmak için önemli? Şöyle. İlişkiler, ortaklıklar, işbirlikleri, anlaşmalar, saçını boyama, işte atıyorum toprağa tohum ekme olur. İşte bir yerde imza atılacaktır vesaire. Çok bunlarla ilgili. Sadece bir şey söyleyeceğim. Tabii. Ajandayla alakalı. 2023 ajandasıyla ilgili. Tek satış kanalı benim. Öyle mi? Evet. Sadece sizden ben ulaşıyorum. Kendi yayın evimi açtım ve sadece benim üzerimden satın alabilirler. Peki, evet, burada da şu anda görüyorum, çok önemli, gün gün anlatmışsınız, evet, zaten hepsini. O yüzden çok kıymetli, bu benim oldu sanırım. Sizin oldu, evet. Çok teşekkür ederim. Şans getirsin size. İnşallah hepimize şans getirsin, tüm ülkeye, tüm dünyaya şans getirsin. Barış ve bereketin olduğu bir yıl olsun inşallah. İnsan haklarının ondan sonra çok önemli olduğu, özgürlüklerin ondan sonra önemli olduğu, artık insanların ötekileştirilmediği, kutuplaştırılmadığı bir 2023 senesine giriyoruz. Evet, çok güzel bir mesaj verdiniz. Programın sonunda da çok teşekkür ediyoruz. Efendim, konuğumuz astrolog Dinçer Güner'di. Onun yorumlarını çok merak ettiğinizi, bununla ilgili de bize yazdığınızı çok iyi biliyoruz. Biz de boş vaktini yakaladık, getirdik. Çok teşekkür ediyoruz kendisine, bize değerli yorumlar için.